ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber portalı. Gündem, ekonomi, siyaset, spor, sanat. ensuperhaber.com'un sunduğu Mehmet Öndül Show devam ediyor. Şöyle bir Elbistan'a selam göndermek istiyorum. Türkiye'nin her tarafına, ama orada gerçekten İzmir'de benim dostlarım vardı. Oradan çok kalabalık bir şekilde bizi izliyorlarmış. Senin de hem memleketin Elbistan'ı biliyorsun. Oraya selam göndermek istiyoruz. Şöyle bugün çok oturduk. Şöyle bir hala yapsak nasıl olur acaba? Olur mu? Şöyle. Güven, güven. Sen halayla ara... İbrahim Baba halayla aramı iyi mi? İyi. Eda kardeş. Herkes. Peki. O zaman şöyle bir ses alalım sevgili dostlar. Sizleri de halay bekliyoruz oradan ama. Olur mu?
ver harlili nare nare. Başa gözelle gözelle Ameriye çıkmaz başa gözelle gözelle Valla apo kale Billa apo kale Valla apo kale 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 Valla apo kale Teşekkürler, teşekkürler. Kendimi kaptırdım, vallahi konukları unuttum bir an daha. İyi oldu değil mi? Nasıl, iyi oldu mu? Terledik biraz değil mi? Folklorcu diyorlar ki, abi biz sabahtan burada oturuyoruz, hiç... Vallahi iyi oldu değil mi? Peki, peki. Keke Şahap Keremkez, hayran açavi, devraşu belek. Şöyle bir elleri alalım sevgili Şahap için. Canlı mı? Şahap. Jori, heh. Nasıl özledim
seni. Hadi gelsene aşkım desene, yine sevsene yar. Tut ellerimden alıp götürsene, sarsan sinene yar. Gelip görsene yar. Mikrofonum gitti. Herbici diyecektim. Bir Şahap, Herbici çok yaşı anlamındadır. Benim bir arkadaşım var. Hasan, o da Urfalı. Bütün Urfa'ya, Sivere'ye, her tarafa sevgilerimizi göndermek Eyvallah. İstiyoruz. Urfalı bir kardeşimin oğlu var. 10 yaşında ben çıkınca diyormuş ki babasına, baba bak Herbici çıktı. Çok yaşa çıktı yani. Teşekkür ediyorum. Tabii sanatçının bir özelliği de odur. Ekranın başına elektrik verebilmek. Ben her sürekli Herbici diyorum ya. Herbici evet. Çıktı diyormuş. Öyle artık benim ismim Herbici kalmış. Bir de sen de elektrikli bir adamsın zaten. Allah razı olsun canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu okuduğum şarkıyı da nasip olursa yarın yine birkaç günlüğüne İstanbul'u terk ediyoruz. Ya sezonu gelip zaten ele geçmeyiz. Yarın Ankara, bir etesi gün Maraş. Maraş'ta çok özel bir düğün törenine katılacağım. Maraş'ın çok özel bir ailesi. Sevgili İsa Bulur kardeşime, Bulur ailesine gönderiyorum bu şarkıyı. Çok sevgili, bizi izliyorlar. Bütün Maraş'a da selam olsun. Saygılarımı sunuyorum. Hürmetler, evet. Eyvallah. Ankara deyince valla yine biz reklam arasındayken Hüseyin Tüncel'e özellikle telefonuma baktığı için biz 29 Haziran'da Bursa'da olacağım da sevgili Bahri var. Bahri benim Özkan ailesine, bütün Özkan ailesine hürmetlerimi göndermek istiyorum. İnşallah ayın 29'una Bursa'da sizlerle beraber olacağız. Deyince öyle aniden aklıma geldi. Eda kardeş, çok oturmadık mı? Şöyle bir elleri alalım Eda. Eda Doğan'a için. Evet. Sevdama kurban olasın. Canım kardeşim. Hem bir sevdanın sözü erilmez. Sen benim gönlüme kurban olasın. Keşke duymasaydım senden bu sözü. Sen benim sevdama kurban olasın. Sen benim sevdama kurban olasın. Aşkım aleler
sen benim gönlüme kurban olasın. Sen benim aşkıma heyran olasın. Ne yalan söyledim, ne de aldattım. Yüzümün yaşına kurban olasın. Ben bütün ömrümü sana adadım. Saçımın teline kurban olasın. Saçımın teline, teline kurban olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yine bir İbrahim Dizlek eseri ve Üstad Seyfi Doğanay olunca tabii tadından yenmiyor. Zaten orada klipte başta ben Seyfi abinin ellerinden öpüyorum. Ona hürmetlerimi göndermek istiyorum. Selamlar, sevgiler. Allah razı olsun. Seyfi abi iki kere de bizi kırmadı. Bizim programımıza da konuk olarak gelmişti. Orada İbrahim Dizlek'i görünce elimi kaldım kardeş, yeter dedim artık. Yani bize de biraz, değil mi? Vallahi geleceğim. Yeni albüm hazırlığı var ama Eda kardeşim de çok güzel okumuş, yemin ediyorum çok güzel, ağzına yürene kart. Canım kardeşim, teşekkürler, teşekkürler. Ha abi söyle, mikrofonu aldın, boş almadın. İbrahim baba al. Evet. Şimdi dünyada uluslararası yapılır, Formula 1 yarışması. Bilir misin? Yani, rally. Araba yarışları. Şimdi, özür diliyorum, dedim bilir misin? Bir gün bir televizyona katıldım, bana dediler ki senin burcun ne? Valla dedim kimseye borcum yok. Ben öyle formülü müydü anlamıyorum valla. Anladım. Kur'an anlamıyorum. Şimdi senin anlayacağın dilde araba yarışı yapıyorlar. Helal olsun. Şimdi oldu bak. Şimdi elleri görelim o zaman. Şimdi o yarışmaya katılan arabalar işte Volkswagen, BMW, Ferrari, Porsche. Reklama giriyor ama biliyorsunuz. O bilinen şeyler ya. Şimdi bu, ciddi anlamda biz Dijitürk'te olduğumuz için... Yarışmaya girdikleri evet. İçin. Şimdi bu arabaların hepsi birbirinden kalite değil mi? Birer tane de adam koyuyorlar. Fakat bir adam hep kazanıyor. Yani adamı Ferrari'ye de bindirsen, Renault'ya da bindirsen o adam kazanıyor. Schumacher diye bir adam vardı mesela. O adam hep kazanıyordu. Şimdi burada aracın demek ki çok bir fonksiyonu yok. Şimdi burada ne dediğimi anladın mı? Anladım, anladım. Şimdi solist iyi olursa... Evet. Şimdi sen ne kadar güzel eser yaparsan yap. Tamam. Olur mu öyle şey canım? O güzel bir şey. Dur geleceğim. Tamam. O güzel. Eser iyi. Eseri yakaladık. Okuyan kötü okursa ne olacak?
Peki bu konuyu şimdi verecek... güzel okuyan okuduğu için işte mesela Şahap. Evet. Yani şimdi ben eserlerimi duymaktan büyük bir zevk alıyorum ya. Şimdi adam okurken ben zevk alıyorum abi. Evet. Şimdi diyorum ki bu eseri Şahap okusun da dinleyeyim. Evet. Şimdi Eda okusun dinleyeyim çünkü niye? Evet. Basa basa fıstık gibi okuyorlar. Ama sen bazen tabii ki iki değerli sestir. Bu konuyu reklamdan sonra mı tartışacağım? Bir şey ufak bir şey söyleyeyim hemen. Bazen de çok iyi bir türkü elbise gibi insan üstüne oturmaz. Bazen de oturuyor biliyorsun değil mi? Aynen onu ben söylemeye çalıştım. Ben bu işi İbrahim Tatlıses'ten hep örnek aldım. Mesela abi lat diye bazen elbise oturuyor onun üstüne. Aynen, aynen onu söyledim. Reklamdan sonra buradayız.